%40 ayçiçeği oranlı kesin alım fiyatımız 1655 lira. 55 TL ton. %50 yağ oranlı çiçeğimiz 1903 TL ton. Trakya Birlik 2015-2016 iş yılı olağan genel kurul toplantısı Mimar Sinan Salonu'nda yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, mecliste yoğun şekilde geçen anayasa değişikliği görüşmelerinin geç saatlere kadar sürmesinden dolayı genel kurula yetişemedi. Trakya Birlik Yönetim Kurulu kesin alım fiyatını %40 yağ oranlı ayçiçeğinde ton başına 1655 lira, %45 yağ oranlı ayçiçeğinde 1779 lira, %50 yağ oranlı ayçiçeğinde 1903 lira olarak belirledi. Açıklanan bu fiyatlar delegeleri memnun etmezken, Edine Kooperatifi Başkanı Şafak Kırbiş de fiyatın beklentilerin altında kaldığını söyledi. Genel kurulda söz alan Ahmet Bey Kooperatifi Delegesi Süha Yılmaz da fiyatın çok düşük olduğunu belirterek üreticinin zor durumda olduğunu vurguladı. Yaklaşık 2 saat süren genel kurulda divan başkanlığına Uzunköprü Kooperatifi'den Yavuz Karamolla, başkan vekilliğine Gelibolu Kooperatifi'nden Levent Kızıltan, katip üyeliklere de Yenişehir Kooperatifi'nden Hakkı Çetin ve Silivri Kooperatifi'nden Turgay Sarıkaya seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda konuşan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, Trakya Birliği'nin başarılı bir iş yılı geçirdiğini ve üreticilere tam 500 milyon liralık ödeme yapıldığını belirtti. 2016 yılı ayçiçeği alım kampanyasını başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Kahraman, ayçiçeğinde kesin alım fiyatlarını belirlediklerini söyledi. Trakya Birliği'nin üreticiye en yüksek fiyatı vermek için gayret sarf ettiğini belirten Kahraman, %40 yağ oranlı ayçiçeği ön alım fiyatı 1580 lirayken yapılan artışla 1655 lira olarak belirlendi dedi. %40 ayçiçeği oranlı kesin alım fiyatımız 1655 lira. 55 TL ton. %50 yağ oranlı çiçeğimiz 1903 TL ton olarak belirlenmiştir. Ortaklarımıza, birliğimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Birlik olarak kesin fiyatın belirlenmesinde titiz bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Kahraman şöyle devam etti. Ürün bedeli olaraktan 500 milyon TL ödedik. Şu an ortaklarımızdan almış olduğumuz ayçiçeğin yarısını fabrikalarımızda işledik. 85 bin tonu da piyasalara sattık. Halen 87 bin ton stoğumuz bulunmaktadır. Rafine yağ satışlarımızı her gün daha da iyiye gitmektedir. Artan talepleri karşılamak için fabrikalarımızın kapasitesini arttırmayı planlıyoruz. Genel kurulda söz alan Edine Kooperatifi Başkanı Şafak Kırbiş de açıklanan fiyatın beklendiğinden düşük olduğunu söyledi. Bu yüzden risk almaktan, proje üretmekten uzak kalmaktadır. Oysa günümüzde bütün özel şirketler performansa göre maaş artı prim gibi teşvik edici yollarla personellerini çalıştırmaktadırlar. Ahmet Bey Kooperatifi Delegesi Süha Yılmaz ise açıklanan kesin fiyata tepki gösterdi. Kesin fiyatı yetersiz bulduğunu belirten ve üretici olarak zor durumda olduklarını dile getiren Yılmaz. Bizim üretici olarak cebimize giren bir para yok. Geçen yıl 135 kuruş fark aldık. Bu sene 75 kuruş. Biz üreticiyiz. Ben köyüme gideceğim ve anlatacağım. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu fiyat beni tatmin etmedi diye konuştu. Ama bizim üretici olarak cebimize giren bir para yok. Yani geçen sene 135 kuruş aldım. Bu sene 75 kuruş. Bu Türkiye'de ne düşüyor arkadaşlar? Ben Şafak Başkanım'dan da mesela muhalefet olarak böyle konuşmasını isterdim. Ne sözler verildi akşam? Niye duruyorsunuz? Niye susuyorsunuz? 15 maddenin görüşüldüğü genel kurulda tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hilmi Kahraman, genel kurula hitaben teşekkür konuşması yaptıktan sonra toplantı sona erdi. Kabul edenler etmeyen.